Alo. Alo, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nereden arıyorsunuz? Kayseri'den arıyorum. Ben eski nişanlımı gördüm rüyamda. Evet. Eski nişanlınız, ayrıldınız. Evet, ayrıldık. Halk otobüsünde gördüm. Birlikte biniyoruz halk otobüsüne. Sonra bana yüzük gösteriyor. İki tane yüzük. Alyans. Ama bizim alyanslarımız değil, bakırdı alyanslar. Ve diyor ki ailelerimize söylemeyelim, tekrar barışalım diyor. Ben de böyle bir şey asla olmaz diyorum. Sonra bana sen bana neden döndün diye soruyorum. Muskayı gösteriyor. Boynunda bir muskası var. Muskayı gösteriyor. Bu yüzden döndüm diyor. Ben de diyorum ki ben seni hastayken bile kabul etmiştim. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun diyorum. Böyle dediğimde ağlayıp otobüsten iniyor. Ben de bir arkadaşımı görüyorum. Bahsediyorum otobüste ona. Böyle böyle oldu diyorum. Sonra hiç bilmediğim bir yere gidiyor otobüs. Bilmediğim bir yerde iniyorum. Evime dönmek için mobilyacı gibi bir mobilyalar görüyorum. Evime dönüyorum sonra. Tekrar gelsin ister misin nişanlının? Yok, istemiyorum. İstemiyoruz. Şimdi bu kızımız kendi konumunda haklı bu rüyada. Çünkü otobüste kalıyor. Sizin kendi konumunuzda haklı olduğunuzu, onun sizi taşıyamayacağını anladınız. Evet. Ve bir takım dedikodulara, laflara siz fazla kulak asmadınız ama o her zaman bildiğini yaptı. Doğru. O yüzden otobüsten inmesi sizi taşıyamayacağını ama sizin başka bir arkadaşınızla dertleşmeniz ise Allah izin verirse otobüste olduğunuz için size de hayırlı bir kısmetin geleceğini gösterir. İnşallah. Tamam mı kardeş? İnşallah. Hatta ve hatta gönlünü açan birileri ya olacak ya oldu. Çok yakın. İnşallah hocam. Teşekkür kapıda ederim. Diyorsun. Çok yakın, evet. Bak, asıl bu rüyadan çıkarman gereken müjde ne? Senin gönlüne hoş edecek birileri çıkacak. Ya kapıda ya da girmek üzere. Ya da girmek üzere evet. Diyor. Hadi gözün aydın. Çok teşekkür ederim hocam. İyi günler. Sağ ol kardeşim. Ah, dünya dertleri hiç bitmiyor değil mi? Şimdi duygusal olarak bu kızımız zaten orada otobüste başka biriyle konuşması, bir kız kardeşine de bir kız hanımefendiye derdini anlatması, orada aslında bu kızımızın duygusal manada birine karşı ufak bir telapisi ne derler ona? Telapi mi derler, ne derler? Terapi değil. Terapi değil, şey. Telepati mi? Hocam ne şey. Diyorsun, neyi anlatıyorsun? Telepati. Yani, empati. Empati mi bilmiyorum işte. yani hani karşılıksız bir aşka ne derler? Ya da karşılıksız sevmeye? Karşılıksız aşk. Hayır, bir isim umutsuz verir mi? Umutsuz aşk. Yok. Platonik aşk. Platonik ha. Pardon. Onu bulana kadar. Şimdi burada... Hocam bir şey söyleyeyim mi? Hocam ilk defa canlı yayında bu kadar heyecanlı. Yani şimdi telefon bağlantılarında bugün doğru ya, mesajı almaya çalışıyorum. Bildiğimiz günden itibaren çok heyecanlısınız. Evet. Şimdi burada bu kızımızın düşündüğü, yani güvendiği, aslında kafasından geçirdiği biri var ama henüz ona açılmamış. Onu da biliyor. Tamam, platonik diyorsunuz. Ha, platonik. Kendi kendine yaşıyor. Aynen. Bazen platonik aşk da güzel oluyor. Evet. Kendi kendine onu uzaktan seviyorsun. Hani bir şarkı var ya. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Evet. Alalım telefonumuzu. Evet. Diyor ki şarkı da çok güzel.